Selam arkadaşlar, hoş geldiniz yeni videomuza. Evet, 3 tane 2 kırlık koyuyoruz arkadaşlar. 3 ton 900 kilo geliyor şu anda ağırlığı. Onlara bir şey yapacağız. Burada panoyu bırakırken arkadaşlar yerine korkenler şuradaki metreme dikkat ediyorum. Bir de buna dikkat ediyorum. Kancanın metresine ve flaşın şaryonun metresine dikkat ediyorum. Korken tekrar kapatırken de getireceğim panoyu onun bir metre ilerisinden indiriyorum veya işte bir metre ilerisinden indiriyorum. Burada kromür kullanıyorlar, kağıt değil, onlar kırılıyor yani. Eğer üzerine indirirsen burada sağa sola döndüğümüz dereceler var. Bunlara dikkat ediyoruz bazen. Yukarıdan kule vinç kullanmanın güzel yanları bunlara, daha dikkatli oluyorsunuz. Panonun üzerinden insanların üzerine bir şey düşecek var. Bunları neyi görünce uyarıyorsunuz. Aşağıda telekomandayla çalıştığınız zamanlar bunlar olmuyor. Bazı şeyleri göremiyoruz, dikkat edemiyoruz. Sallantıyı, balansı yakalamak biraz daha zor oluyor aşağıda kullandığımız zamanlar. Yukarıda daha güzel, daha net bir şekilde kullanması biraz daha benim için daha basit yani. Ben aşağıda da kullandım ama indireceğim zaman arkadaşlar, son bir şey kaldığı zamanlar mesela az bir şey. Hanımın ayağının bir tanesi hani telsiz var, telsiz sistemiyle bunlar da yardımcı oluyor, daha kolay oluyor yukarıdan kullanmak. Bunu da belirteyim yani. Bizim görmediğimiz şeyleri onlar görüyor, onların görmediklerini yukarıdaki insanlar görüyor. O yüzden kule vincir kabinden kullanmak gerçekten güzel yani. Hem onlar açısından hem bizim açımızdan. Evet arkadaşlar, şu anda benim panom yere değdi. Yere değdiği zamanlar tam net yerinde olduğundan eminim yani.
Şarjım 18.2'de. Kancam da 22.7'de. Şu anda 22.5'e 6'ya getirdiğim zamanlar panoya yapıştırıyorum kapatırkenler. 18.2 ise de 18.78 falan yapıyorum. O şekilde oryantımız da zaten burada yazıyor. Yani bütün kodları tabi aklımda tutmuyorum ama hemen hemen dikkat ediyorum yani. Biraz daha basit oluyor. Yani gözümüzle de görüyorsunuz zaten de. Ama kodlara bakarsanız da panoyu falan koyunca geri tekrar gördüğünüz gibi. Panoyu 2-3 sefer koydum. 2-3 sefer işçilik yaptılar. Çünkü orada panoların ayaklarındaki veran dedikleri vidalar var. Onları gevşetmemişler. O yüzden indir kaldır, indir kaldır. Yani işçiliği daha uzun sürdürüyorlar. Normalde bir sefer bıraktığımda kalması lazım. Önümüz bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Ve bu panolarda yani gerçekten ağır bir pano. Hata da Allah korusun ufak bir hatamızda ne de insanları ıstırıp yaralayıp hatta öldürebiliriz. Dikkat gerektiren bir iş. Konsantre gerektiren bir iş. Kulevinci yani herkes kullanabilir. Yükseklik korkusu olmayan bir değişik bir sakatlığı olmayan eli ayağı düzgün her insan kullanabilir. Akli dengesi yerinde olan. Önemli olan kaza yapmadan kullanabilmek. Kimseye zarar vermeden kullanabilmek. Yani bir iki tane kaza yaptığınız zamanlar sizi de bizi de etkiliyor yani psikolojik olarak. İnsanlara zarar verdiğim daha şu ana kadar Allah korusun yani 7 yıldır yapamıyorum bu işi. Kimseye bir zarar vermedim ama gerçekten büyük bir kazada yani düşünemiyorum yani insanlar o anki psikolojini nasıl çalışırlar, nasıl şey yapılır. Yani 3 tane 2 kırıklık almamızı söyledi. Deminki panolar 3 tane 2 kırıklık arkadaşlar 3 ton 900 geliyordu. Bu da 4 ton 100, 4 ton 200 falan geliyor. Bunun üzerinde bir tane parça var orada. Demir parça. O parçanın ağırlığı da 100-200 kilo falan şey yapıyor yani. Etkiliyor. Şimdi kaldırdığım zamanlar ekranı tekrardan size göstereyim. Yani bunlar da direkt dikkat gerektiren şeyler. Yani skabo dubon ki vatombi kanjulev. Yani mesela ön tarafını onlar görmediği için iskabo var önünde düşebilir dedim.
Şantiyemizin kalfası bir bayan. Bayan yönetiyor bu şantiyi. İskebo akvatiyle tuha sabah. İskebo duvon tuhala baton bejedi. Gördüğünüz gibi 4 ton 200, 4 ton 300 biraz daha asılıyorlar. O yüzden ağırlık bu şekilde. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.